Merhabalar. Yeni bir haftaya başlarken bir analiz programında daha sizlerle beraberiz. Bugünkü yorumcumuz, usta televizyoncu, haber müdürümüz Kurtuluş Kılıç Bey. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimize güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum. Analiz programımıza başlayalım. Evet, gündemimiz yoğun. Ben önce gazete başlıklarını okuyayım sevgili izleyicilerimize. Milat Gazetesi'nde hedefimize ilerliyoruz başlığı yer alıyor. Alt sayfalarda PKK'nın tüm inlerine girildi. Fakat burada şu dikkatimi çekti. Tabii sorular içerisinde var ama MHP, Saadet ve Büyük Birlik Partisi tabanları ne yapar gibi bir soru var sevgili. Tabii referandum konusunu işleyeceğiz bugün programımız içerisinde. Onu işlediğimiz zaman yine bu konuya da ayrıntılarıyla değinelim. Ona gelelim. Cumartesi günü biliyorsunuz Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamoğluoğlu da gündem özel programında konuğumuzdu. Bunu da değerlendirirken yine onun sözlerinden de yola çıkarak inşallah onu da değerlendirelim. Evet, şurada yine bir köşede haberimiz var. Yine İsrail, İsrailliliğini yapmış, ezanı yasaklamış. Evet, aslında tabii beklenmedik bir şey değil bu İsrail için. İsrail dünyanın yaramaz çocuğu. Bu anlamda da işgal ettiği topraklara, işte 1948'den bugüne baktığınız zaman işgal etmiş olduğu topraklara tamamı Filistin toprakları, Filistinlere ait topraklar ve maalesef o mahalle mahalle o işgal hala devam ediyor. Evet, şurada iki tane güzel sürmanşet var, ben bunları okuyayım. Hemen Milat Gazetesi'ni geçeceğim. Hı. Cumhurbaşkanlığı sistemi antivirüs programıdır. Güzel bir slogan yapmışlar. İkincisi, Obama gitti, bombalar bitti abi. Tabii Trump ne yapacak o önemli ama siz tabii... Ben hızlı geçiyorum. Hızlı bir şekilde geçelim. Konuşacağımız çok konular var. Evet, Akit Gazetesi'nde İslami finans ekonomiyi güçlendirir diyor. Cumhurbaşkanımıza Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ziyareti var. Evet. Ondan sonra şer odaklarının hayır ortaklığı diyor. Yani hayır ortaklığında birleşmişler. Evet. Yani oradaki hayır, hayır anlamında herhalde referandum hayır, kullanacak. Evet, tabii. Yani hayır da şer odakları birleşti mantığıyla. Evet. 16 Nisan yani referandum günü diyor. 15 Temmuz'un cevabı olacak diyor. Güzel bir başlık atmışlar. Evet. Akit'i de böyle geçelim. Yine Milli Gazete'miz var. Milli Gazete. Evet, Saadet Gençliği Abdülhamit'i andı diyor. Güzel tabii, Abdülhamit Osmanlı padişahları içerisinde işte en liyakatlılarından biri. Evet. Evet. Allah rahmet eylesin. 10 Şubat onun biliyorsunuz vefat tarihiydi. Evet. Bu anlamda bir kez daha yeri gelmişken Yüce Sultan'a Allah'tan rahmet Bize dileyelim. Rahmetli anıyoruz, evet. Evet, Temel Karamollaoğlu'nun işte Adana, Maraş ziyaretleri var. Onlarla ilgili birkaç haber girmişler. Geçelim. Yeni Söz'de. Evet, Yeni Söz'de güzel bir başlık atmış. Yani bize göre güzel değil tabii. Batı'dan mültecilere Avrupa'da kalma şartı. İslam'ı terk edin. Ben bunu Adana'da da yaşadım. Yani Avrupa'ya sığınmak için müracaat edenlere işte başınızı açarsanız İslam'ı terk edersiniz diye ben burada canlı yaşadım. Adana'da yaşadım yani bunu. Hı. Mesela Fransa'ya gitmek istiyorlar. Fransa Büyükelçiliği diyor ki başınızı açarsanız alırız sizi demişler. Tabii bunlar aslında hoş tabii, olmayan şeyler. Yeni konularda değil bunlar. Yani siz eğer Avrupa ile ilgili bir hayaliniz, bir ümidiniz varsa bunu gerçekleştirmeniz çok zor değil. Yeter ki inançlarınızdan, dininizden taviz verin. Yok. Biliyorsunuz şehrimizde de Türkiye'nin birçok noktasında da özellikle misyonerlik faaliyeti yürüten gruplar çeşitli adlar altında. İşte kimisi iyilik grupları adı altında hatta örgütlenerek insanları bu anlamda yardım yapıyor görüntüsüyle dahi, yardım yapıyor görüntüsüyle insanları milli ve manevi değerlerimizden uzaklaştırmaya ve kendi kültürlerine daha bağımlı hale getirmeye çalışıyorlar. Tabii onun bir yansıması herhalde bu da. Sevgili Kılıç, yani şimdi o kadar diyelim ki de İslam olmayanlar
müracaat ediyor diyelim ki ne iltica için veya işte Fransa'ya gitmek için. Onlar değil de Müslüman, İslami olanlara Müslüman siz dininizi terk edin veya tesettürlü olanlar da tesettürden vazgeçin gibi söylemleri çok garip. Evet biliyorsunuz yani gazetelerde, dergilerde birçok reklamları da denk geliyordu. İşte ücretsiz kutsal kitaplarından göndereceğini ifade ederek ve biraz muhabbet ettikten sonra artık maddi anlamda da ufak bedeller ödeyerek belki ya da bazen büyük bedeller ödeyerek insanların bu anlamda milli ve manevi değerlerinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Evet onlar görevini yapıyor bir yerde. Evet diriliş postası hedef 5000 kilometre güvenli bölge diye bir manşet atmış. Tabii Elbap'la ilgili herhalde o Elbap'la ilgili haber. Evet. Biliyorsunuz Elbap'ın %60'ı artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun eline geçti. Şehir merkezinde bazı mahallelere girildi ve oraya bizim bayrağımız, Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı dikildi Elbap'ın merkezinde. Ama tabii orada DAEŞ örgütünün tünelleri var ve gerçekten de Elbap biliyorsunuz kapı anlamına geliyor ve DAEŞ için çok önemli bir bölge. Ve hatta kıyamet senaryosunun oradan başlayacağına inanıyor onlar. Dolayısıyla da o tez yıkıldı zannedersin. Evet tabii yani ama işte onların inançları o. Evet. Dolayısıyla da Elbap'a çok ayrı bir önem veriyorlar. Elbap operasyonu aslında belki bu kadar uzun da sürmeyebilirdi. Ama tabii hem özellikle bizim müttefik bildiğimiz ülkelerin üzerine düşeni yapmaması hem de özellikle ordumuzun gerçekten oradaki sivil insanlara yönelik hassasiyeti. Çünkü yakarak yıkarak rahat bir şekilde girebilirsiniz oralara. Ama orada sadece DAEŞ'li teröristler yok. Aynı zamanda gerçekten mazlum, masum insanlar da var. O bölgede yaşayan, orayı yurt edinmiş, vatan edinmiş, evi, barkı, toprağı orada olan insanlar var. Dolayısıyla tabii şehir merkezinde o yoğunluk olduğu için de operasyon çok ince bir şekilde devam ediyor. Tabii Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz bir açıklaması vardı. Geçtiğimiz gün özellikle Trump'la görüşmesinden sonra Elbap'tan sonra Münbiç ve Rakka'da yine operasyonun devam edeceğini ve ondan sonra bu operasyonun tamamlanacağını ifade etmişti. Bu anlamda Türkiye için tabii güvenli bir bölge oluşturulmak isteniyor ve terörden en azından çok yakın bölgelerimiz, bizim sınırımıza yakın bölgeler temizlenmiş oluyor. Biliyorsunuz daha önceki lise defalarca bombalar atılmış ve orada hem polislerimizden, askerimizden şehitler vermiş hem de sivil şehitler vermiştik, yaralılar olmuştu. Günde bazen 5, bazen 8, bazen 10 roket atılıyordu hemen sınırımızdan, yanı başımızdan. Ama artık uzun zamandır bu haberlere yer vermiyoruz. Çünkü o bölge temizlenmiş oldu terörden. Dolayısıyla bu anlamda Elbap operasyonuna devam ediyor. Tabii şehitler de vermeye devam ediyoruz. Ama bu anlamda zaten kahramanlarımız gözünü kırpmadan, işte Adana'da son 18 ay içerisinde yanılmıyorsam 50'yi aşkın şehidimiz var ve her biri gözünü kırpmadan bu toprak için canını veren kahramanlar. Evet, kahramanlar. Allah hepsinden razı olsun. Şehadetlerini de kabul etsin. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli Bey partisinin Merkez Disiplin Kurulu'nda yaptığı toplantıda demiş ki ne? Her evet milletin istiklaline, devletin istikbaline, devletin izzetine, bayrağın iffetine duadır ve yemindir demiş. Devlet Bahçeli'nin dün o konuşmasını, Konya'daki konuşmasını ben canlı izledim. Evet. Tabii yaklaşık 10 yaygın televizyon kanalı bunu canlı olarak vermişti. Özellikle haber kanallarının neredeyse hemen hepsinde canlı olarak yayınlandı bu konuşma. Tabii Devlet Bahçeli'den açıkçası bazı kesimler farklı şekillerde umutluydu. Özellikle hükümetle bu anayasa değişikliği teklifi süresi içerisinde Devlet Bahçeli'nin aslında sağ gösterip sol vurabileceğini ifade etmişlerdi ve hükümetle yaklaşıyor gibi gösterip meclise bu kanun geldiğinde MHP'nin ters döneceğini ve bu kanun tekliflerini geçirmeyeceğini, meclisten geçirmeyeceğini iddia ettiler. Tabii Sayın Devlet Bahçeli biliyorsunuz çok önemli bir devlet adamı ve bu işlerin bir oyuncak olmadığını bilir. Evet dediği işlerde zaten sonuna kadar gider. Hayır dediği işlerde sonuna kadar gider. Şimdiye kadar hep böyle olmuştur.
Ve o biz görüşmelerimizde ne söylemişsek mecliste de bunu yapacağız dedim. Mecliste teklif geçti. Referandum konuşulurken bu sefer dediler ki MHP referandumda hayır oyu kullanacak. Ama Sayın Devlet Bahçeli tabii bu anlamda az önce de söylediğim gibi devlet tecrübesi gerçekten çok önemli bir insan ve hiçbir şekilde sözlerinden geri dönmeyeceğini defalarca dile getirdi. Zaten yeminliyiz de dedi. Evet. Bununla ilgili söylemleri de var. Bir hatta, de şimdi Bahçeli'nin en son yaşadığı işte partiyi FETÖ'nün ele geçirmesiyle ilgili birçok olaylar da yaşadı. Evet. Bunları da biliyor. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi sıkıntılı günler yaşıyor ama bu sıkıntılı günleri ben atlatacağına eminim. Çünkü zaman zaman siyasi partilerde bu süreçler hep yaşanabilir. Ve özellikle 15 Temmuz'dan önce biliyorsunuz daha fazla kaynıyordu MHP'nin içi. Ama şimdi sanki bir barış yine sağlanmış gibi. Elbette ki geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü ile de bu konuyu ben konuşmuştum. Şunu söyledi, biz dedi siyasi bir partiyiz ve demokratik bir partiyiz. Herkes sözlerini istediği gibi özgür bir şekilde ifade edebilir ve bizim genel başkanımızın da aslında değişik fikirlere açık olduğunu biz biliyoruz. Önemli olan dedi, tabii MHP'yi hep birlikte ayakta tutabilmek. Bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi'nin ben gerçekten güzel bir sınav verdiğini düşünüyorum. Evet, yine Kent Gazetesi bizim Adana gazetemiz. Sayın Ömer Çelik, Avrupa baş müzakerecimizin hani referandum bir rejim değişikliğidir diyenler var. Şimdi, evet. Biz diyoruz ki bir sistem değişikliğidir diyoruz. Esas diyor rejim değişikliği 367 garabetiydi diyor. Değil mi? O zaman çok evet. Büyük bir sıkıntılar yaşandı. Meclis kilitlendi. İşte Cumhurbaşkanlığı tabii seçimi. Adeta ipotek koyulmaya çalışıldı meclisin hür iradesine. Ve Cumhurbaşkanı seçilemedi biliyorsunuz ve evet. Uzun bir müddet sıkıntı yaşandı bu anlamda siyasi olarak da ve ekonomik olarak da bu tabii yansıdı, halka da yansıdı. Daha sonra o işte 367'den aslında özür dilerim. Hani her zaman söylediğimiz bir şey var Sakıp Bey biliyorsunuz. Biz hayır bildiğimizin şer, şer bildiğimizin hayır olabileceğini düşünüyoruz. 367 de aslında bize şer gibi geliyordu. Ama sonrasında ortaya çıkan tablo halkın kendi cumhurbaşkanını kendisinin seçebilmesine evet. Yönelik bir yıllardır tablo ortaya çıktı. Şey, evet, evet. Bu eğer siz başbakanınızı seçiyorsanız, milletvekilinizi seçiyorsanız cumhurbaşkanınızı neden seçemeyeceksiniz? O zamanlarda şimdiki aynı referandum sürecinde yaşadığımız şeyleri 3 aşağı 5 yukarı aslında yaşadık. Aslında ama işte Türkiye Cumhurbaşkanı halkın güzel seçmesi bir yerde başkanlık sistemine evet. Yani tabii sistemin adına yani. Ne derseniz deyin ama nihayetinde Cumhurbaşkanı halkın seçiyor olması üstelik şimdi gelecek bu kanun teklifiyle birlikte biliyorsunuz partili bir cumhurbaşkanlığı söz konusu. Dolayısıyla bu önümüzdeki süreç içerisinde siz ismi cumhurbaşkanlığı sistemi de olsa, başkanlık sistemi de olsa adına ne derseniz deyin, yetkilerin tek elde toplanması anlamına geliyor ve bu da tabii evet ve hayır şeklinde insanlarımız artık 16 Nisan'da oyunu kullanacak. Geçtiğimiz günlerde tabii ona daha ayrıntılı bir şekilde değineceğiz ama cumartesi akşamı Sayın Temel Karamollaoğlu'nu konuk etmiştik burada. Evet. O programın sonunda şunu söyledi. Ya dedi bırakın dedi evet mi çıkacak hayır mı çıkacak bunları bırakın dedi. Evet çıksa ne değişecek dedi. Millet için tabii bu. Hiçbir şey. Hayır çıksa ne değişecek dedi. Hiçbir şey değişmeyecek dedi. Biz millet olarak yani mesela TVA'da çalışan bir Kurtuluş Kılıç olarak bu bana nasıl yansıyacak? Beni kişisel anlamda çok etkilemeyecek. Ama tabii ki ülkemiz için, milletimiz için, vatanımız için en hayırlısı, en güzeli neyse biz hep onu istiyoruz. Ve birbirimizi de ötelemeden bu anlamda evet de desek, hayır da desek, insanların düşüncelerine saygı duyarak neden hayır dediğini bilerek konuşacağız. Tabii Temel Karamollaoğlu ile ilgili konuşacağımız çok şey var. Onu o bölümde konuşalım inşallah. Evet tabii. Evet. Bizim Adana gazetemizde. Evet. Bu da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü ile ilgili bir haber var. Yüreğir'de Cem evini ziyaret etmiş ve Cem'e katılmış. Evet. Aslında daha önce de katılmıştı Sayın Hüseyin Sözlü
Cem Evin'i ziyaret etmişti. Evet, güzel bir şey. Bu anlamda tabii halkın tamamının kucaklanması açısından güzel bir şey. Halkın tamamını cem etmek lazım aslında. Evet. Evet. Ben gazeteleri hızlıca geçiyorum. Evet, Barış gazetemiz değişik bir konuya değinmiş. Şimdi bizim Adana tarımın başkenti. Veya tarımsal sanayinin başkenti. Şimdi Jeoloji Mühendisleri Oda Başkanı diyor ki yasalar uygulanıp denetlenmiyor diyor. Yeraltı suları yükselmiş. Şimdi yeraltı suları nasıl yükselir efendim? Eskiden Adana suları su kuyularından alıyorduk içme suyumuzu. Şimdi bu Çatalhöyük suyunu kullanınca yeraltı suları ve pompaları iptal oldu. Tabii yeraltı suları otomatikman bir belli bir seviyede yükseldi. Evet. Zaten Adana çukur bir bölgede, yani deniz seviyesi çok düşük. Bir de bu yanlış sulamalar, yeraltı tuzlarının yukarı çıkması falan tarımsal etkiliyor. İşte efendim inşaat yaparken zeminin sağlamlığıyla ilgili birçok soruna ulaşıyor. Yani iyi bir konuya değinmiş sevgili jeoloji başkanımız Melih Baki Bey. Tabii biliyorsunuz özellikle Çanakkale'de depremler ardı ardına yaşanmaya devam ediyor ve maalesef İstanbul'un çok yakın bir zamanda 7 veya 7'nin üzerinde bir deprem yaşayabileceği de ifade ediliyor. Aynı zamanda yine geçtiğimiz cumartesi, cuma gecesiydi yanılmıyorsam, Kozan'da da bir deprem oldu. Tabii bu açıkçası Kozanlıları da çok korkuttu, biz de çok korkuttu ama şükür ki devamı gelmedi. İnşallah gelmez diyelim. Bu anlamda dediğiniz gibi önemli bir konu aslında. Yani aslında deprem deyince başkan, yani deprem korkulacak bir konu değil. Depreme hazırlıklı değiliz. Hazırlıklı aslında korkutan o bizi. Çünkü tedbir almak lazım. Evet, tedbirli değiliz. O yüzden Japonya aşağı yukarı her gün sallanıyor. Evet. Değil mi? Japonlar artık kanıksamışlar onu. Tabii bizim burada yine deprem kuşağındayız. Faylar evet. Üzerindeyiz. Dikkat etmek lazım. Evet. Evet, bu daha güzel bir konu. Şimdi bu geçen gün yine haberlere düştü. Bu Adana'da 2 tane DH'li yakalandı. Avrupa'ya kana bulacaklarmış. Bunların yakalanması tabii istihbarat çalışmalar da önemli bir konu. Bunlar yakalanma sonra yine bir operasyon yapıldı. Çok sayıda DH'li zannedersem gözaltına alındı. Bunlarla ilgili sevgili müdürüm. Özellikle tabii Sayın Osman Ak göreve geldiğinden bu yana terör örgütlerine yönelik çok önemli çalışmalara imza attı Adana Emniyet Müdürlüğü ve hemen her gün biz ana haber bültenimizde birkaç operasyon haberi yapıyoruz. Özellikle Şafak operasyonları sürüyor. Tabii tüm Türkiye'de huzur operasyonları sürüyor biliyorsunuz. Aynı zamanda Osman Ak FETÖ ile ilgili herhalde canı yanan insanlardan birisiydi. Bu anlamda çok yıllar öncesinde, yaklaşık 15-20 yıl öncesinde FETÖ ile ilgili bir raporundan dolayı kızağa çekilmiş de bir insandı. Ama hem FETÖ'ye yönelik, hem DH'a yönelik, hem bölücü terör örgütüne yönelik operasyonları Adana Emniyeti'nin sürüyor. Girilemez dedikleri mahallelere polis her gün giriyor. Uygulamalar yapıyor oralarda. Ve gösterilere karışan, daha önce ismi tespit edilmiş insanları gözaltına alıyor. Onları hakim karşısına çıkartıyor. Bu anlamda da emniyet teşkilatımızı kutluyoruz. Gerçekten çok önemli işlere imza atıyorlar. Evet, şimdi Şafak operasyonu deyince işte gün doğmadan bir bakıyoruz üzerimize bir helikopter evet. Dönüyor. İnsan huzur buluyor yani. Evet. Gene diyorsun bir güzellik var. Evet. İlk haberde hat sanatı aştır diyor. Hat sanatı aştır diyor. Yani hat sanatı bir yerde resme benzemiyor. Onun için özel bir yetenek lazım. Evet. Bir şeyler hissetmek lazım. Hat sanatında kesinlikle. Uğraşmak için. Evet. Yine referandumla ilgili bizim yaptığımız şey sistem değişikliğidir diyor. Yani rejimle ilgili bir sorunumuz yok. Evet. Tabii Sayın Bakan hafta sonu yine Adana'daydı. Geçtiğimiz günlerde onu da programımız içerisinde konuşalım. Sayın Başbakan Adana'daydı. Yine Sayın Bakanımız Adana'daydı. Aynı zamanda Fikret Yeni bu arada objektif programında genel yayın yönetmenimiz Sayın İlhan Gey'in konuğu oldu ve çok önemli mesajlar verdi. Ve yine Sayın Bakanımız, Sayın Milletvekillerimiz özellikle referandum süreci başlayınca
AK Parti de yavaş yavaş bu anlamda meydanlara inmeye başlayınca, sokağa inmeye başlayınca milletin içerisinde düzenlenen programlara katılmayı sürdürüyorlar. Daha yoğunlaştırdılar. Bu anlamda Sayın Bakanımız zaten adaydı. Onunla ilgili bir haberdi. İlk haberin manşeti. Evet. Burada yine uluslararası bir haber var. Diyor ki Paris yanıyor diyor. Fransa'da geçtiğimiz günlerde rutin kimlik kontrolleri sırasında Teok isimli siyahi gencin 4 polisin cinsel saldırısına uğraması sonrası çıkan olaylar devam ediyor. Eylemciler birçok iş yeri ve aracı ateşe verdi diyor. Tabii bu güzel bir haber değil ama Fransa polisinin tutarsızlığını gösteriyor. Yani gözaltı, aslında, işkence aslında veya siyahilere olan... Amerika'da veya Avrupa'da bu durum hiç değişmiyor. Yeter ki kendilerinden olmayın, farklı olun. Bakmayın siz onların demokrasi dediklerine. İşte 4 polisin bir siyahi gence, çok özür dileyerek söylüyorum, copla tecavüz etmesi, orada cinsel istismar diye geçiyor ama copla tecavüz etmesi, bu polisleri aklayacak raporlar ortaya çıktı daha sonra. Yani işte bir yanlışlıkla oldu, kazara oldu gibisinden. Ve Amerika'da biliyorsunuz geçtiğimiz yıl 20'nin üzerinde siyahi insan öldürüldü. Yine Müslümanlara yönelik saldırılar devam ediyor. Almanya'da özellikle biliyorsunuz camilerimize hep saldırılar oldu. Bu anlamda Avrupa'nın, Akif'in dediği gibi, Üstad Mehmet Akif'in dediği gibi gerçekten medeniyet dediğiniz tek dışı kalmış bir canavar. Ve o canavar, bakmayın az önce dediğimiz gibi demokrasi havarisi olarak göründüklerine. Eğer kendilerinden değilseniz, ölseniz de hiç kimsenin umurunda değilsiniz. Batı'nın umurunda değilsiniz, Avrupa'nın umurunda değilsiniz, Amerika'nın umurunda değilsiniz. İşte Fransa'da yaşanan, uzun zamandan beri özellikle Paris'te yaşanan bu olaylar biliyorsunuz. Şimdi bu anlamda sokaktaki sokak eylemleriyle devam ediyor. İşte o gence, o ahlaksızca yapılan olaydan sonra. Tabii Avrupa artık hasta bir adam rolünde. Uzun yıllardan beri konuşulan şey artık fiiliyata dökülmüş durumda. Özellikle Brexit'le birlikte İngiltere'nin Avrupa'dan çekilmesi, bazı ülkelerin Avrupa Birliği'nden çıkmak için referandumlar düzenleyecek olması, yaşamış oldukları ekonomik krizler, bütün bunları düşündüğümüz zaman aslında Avrupa Birliği'nin artık hasta bir adam, hani Osmanlı'nın o son yüzyılında dedikleri gibi, yıkıldı yıkılacak. Ne zaman olduğu henüz belli değil ama Osmanlı artık hasta adam. O dünyaya nam salmış, dünyayı yönetmiş. Osmanlı artık yok. Osmanlı artık hasta bir adam dedikleri konuma düştü Avrupa Birliği. Avrupa Birliği artık hasta bir adam ve her an yıkılabilir, her an bu birlik bozulabilir. Çünkü kendi aralarında dahi anlaşamıyorlar ve biliyorsunuz özellikle Almanya'nın başını çektiği bir grup var ayakta tutabilmek için ama Almanya'nın buna ne kadar gücü yetecek, bu kadar ekonomik sıkıntılar yaşanırken Avrupa'da ne kadar gücü yetecek onu da hep birlikte göreceğiz. Biz zannediyorum buna Almanya'da çok uzun süre seyirci kalamayacaktır çünkü Almanya bölgede önemli bir oyuncu, Avrupa'da önemli bir oyuncu ama tek başına bütün bunların üstesinden gelmesi çok zor. Yani Avrupa Birliği'nin de artık tarihe karışması yakındır diye düşünüyorum. Evet, şimdi bu siyahi Fransa'da ne işi var desek? Şimdi Fransa sömürgelerini alt ve üst zenginliklerini almış. Sonra oradaki insanları almış kendine işçi, hizmetkar, köle yapmak için Fransa'ya getirmiş. Sonra da zulmediyor. Tabii Cezayir'i biliyorsunuz, Cezayir'de yaptıkları katliamları, Kongo'da yaptıkları katliamları, Fas'ta yaptıkları katliamları. Dolayısıyla aslında Fransa'nın oralarda ne işi var? Önce onu belki de konuşmamız tabii lazım. Çünkü az önce sizin de söylediğiniz gibi altyapı, bütün maden yataklarını Fransa ele geçiriyor, oraları işgal ediyor, insanları sakat bırakıyor, öldürüyor ve bir katliama imza atıyor. Daha sonra güya oralarda eğitim adı altında kendi kültürünü dayatacak sistemini kuruyor ve kendisine hizmet edecek, kendisini geliştirecek değil, kendisine hizmet edecek insanlar yetiştiriyor o eğitim kurumlarında. Zaten az önce söylediğimiz gibi aslında Avrupa'nın gerçek yüzü bu, Batı'nın gerçek yüzü bu. Önce ellerinde İncil'le geliyorlar, sonra
topla tüfekle geliyorlar. Önce şu kanlı ellerini bir yıkasınlar diyeceksin başkanım. Evet. Şimdi Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Bey demiş ki değişime direnenler tarih sahnesinde yok olurlar. Yani değişim, yenilik her zaman için güzeldir. Yani biz tamam bir arkadaşlar bana onu soruyorlardı işte bu yeniliğe ne diyorsun? Ya yeniliğe direnenler hep tarihte yok olmuşlardır. Yani etrafımıza da bakalım yani. Evet. Tabii şimdi hep konuştuğumuz mevzu az önce söylediğimiz gibi referandum konusu önemli bir konu. Ama referandumu hani olmak ya da olmamak diye düşünmemek gerekiyor. Bir de tabii bütün kesimlerin evet veya hayır diyen bütün kesimlerin ne demeye çalıştığını, neden evet ya da neden hayır dediğini anlamamız gerekiyor bence. Bu milletimiz için hayırlı olur mu, olmaz mı? Bunu tabii biz bilemeyiz. Bunu zaman gösterecek ama milletimiz ne diyor? Milletten korkmamak lazım. Milletten çekinmemek lazım. Açıkçası meclisteki görüntüler bizi çok üzdü. Daha önce biliyorsunuz yani biz Uzak Doğu ülkelerinin meclislerinde gördüğümüz görüntüler bu anayasa değişikliği teklifinde maalesef bizim meclisimizde ortaya çıktı ve bu anlamda tüm dünyaya rezil olduk diyebiliriz. Çünkü bize bu yakışmıyordu. Milletten çekinmemek, korkmamak lazım. Tabii ki düşüncelerimizi özgür bir şekilde ifade edeceğiz. Tabii ki eğer bu konuya karşı çıkıyorsak neden milletin önüne gitmemesi gerektiğini, bu teklifin neden olmaması gerektiğini tabii ki anlatacağız. Ya da neden olması gerektiğini tabii ki anlatacağız. Ama bunu yaparken işte biliyorsunuz birçok zaman özellikle mesela meclisinizdeki kadın milletvekillerinin kavgalarından bahsettik. İşte bacağı ısırılan milletvekillerinden bahsettik. Yumruklardan, tekmelerden bahsettik. Ben mesela şöyle bir şey hatırlamıyorum. Ya işte bir milletvekilimiz veya bir bakanımız çıktı. Gerçekten çok güzel bir konuşma yaptı da gündemi bir anda değiştirdi. Neden evet dememiz gerektiğini ya da bir milletvekili çıktı çok güzel bir konuşma yaptı. Neden hayır dememiz gerektiğini çok güzel bir şekilde anlattı diyemedik. Biz burada tabii ki elimizden geldiğince haber merkezi olarak bütün gelişmeleri aktarmaya çalıştık. Ama o gelişmeler içerisinde maalesef mecliste yaşanan kavgalar ön plana çıktı. Bu kavgalar da açıkçası bize hiç yakışmadı. Şimdi referandum süreci içerisindeyiz. Tabii referandumda bir evet cephesi var, bir de hayır cephesi var. Artık Yüksek Seçim Kurulu'nun da 16 Nisan 2017 tarihini resmi olarak açıklamasıyla birlikte referandum sürecine de resmen girmiş olduk. Yaklaşık 2 aylık bir süreç var. 62 gün. Bu 2 aylık süreç içerisinde açıkçası ben özgür bir şekilde söyleyeceklerimizi, ifade edeceklerimizi rahat bir ortamda oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Hem iktidarın hem muhalefetin bize borcu olduğunu düşünüyorum bu konuda. Evet de diyecek olsak, hayır da diyecek olsak rahat bir şekilde sözlerimizi ifade edebilmemiz lazım. Birbirimizi ötelemeden, dışlamadan neden evet dememizi ya da neden hayır dememiz gerektiğini bize anlatmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz biz haber merkezi olarak da Adana caddelerinde çıkıyoruz. Belki de bu anlamda henüz Adana televizyonlarının hiçbirisinin yapmadığını biz defalarca yaptık ve Adanalı'ya mikrofon uzattık. Ne diyorsunuz diye. Evet diyenler de, hayır diyenler de bizim ekranlarımız aracılığıyla rahat bir şekilde düşüncelerini ifade edebildiler. Bunu yapmaya da devam edeceğiz referandum süreci boyunca. Ama işte yeter ki bir başkasını ötelemeyelim. Onu biz az önce söylediğim gibi Temel Karamollaoğlu gerçekten çok güzel bir şey söyledi. Evet desek ne olacak? Hayır desek ne olacak? Son tahlilde yine bu topraklar altında hep birlikte yaşayacağız. Evet. Yine biz birbirimizin yüzüne bakacağız. Bugün özellikle sosyal medyada örnek veriyorum. Sakıp Teker ben şu tercihten yana oyumu kullanacağım dediğinde altında onlarca yüzlerce yorum veya Kurtuluş Kılınç ben şu tercihten yana oyumu kullanacağım dediğinde altında onlarca yüzlerce yorum ve çoğu hep birbirini karalayacak ya da kötülüğüne olacak. Yani neden böyle yapıyorsun diye soran yok ya da neden evet ya da neden hayır diyorsun şeklinde soran yok. Açıkçası ben hala milletimizin de bırakın milleti milletvekillerimizin de büyük çoğunluğunun bu 18 maddenin içerisinde tam olarak ne olduğunu bildiğini zannetmiyorum. Ama
özellikle son zamanlarda medyaya yansıyan şekliyle ben insanlarımızın bu konuda büyük bir gayret sarf ettiğini de görüyorum. Çünkü sorduğumuz sorulara verdikleri yanıtlar bunu gösteriyor. Bu anlamda da inşallah bu geride kalan 62 günü güzel bir şekilde geçiririz. Sonuç ne çıkarsa çıksın. Tabii ki benim kişisel kanaatim var, sizin kişisel kanaatiniz var, izleyicilerimizin kişisel kanaatleri var ama sonuç ne çıkarsa çıksın, biz yine bu topraklar altında birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşamak zorundayız. Evet. Çünkü bizim özellikle işte az önce bakın bahsettik, Batı'dan bahsettik, Amerika'dan bahsettik. İşte geçtiğimiz gün Elbap'ta Rusya bizim askerlerimizi vurdu. Bizim ben bunu biz derken sadece Türkiye için aslında söylemiyorum. Bütün Müslüman halklar için söylüyorum. Bizim bizden başka dostumuz yok. Bizim bizden başka kardeşimiz yok. Biz kendi aramızda ayrıya gayrıya düşersek eğer, inanın şu an Suriye'de yaşanan, işte daha önce birçok Orta Doğu ülkesinde yaşanan o elim, o kötü olaylar bizi bulur. Ama biz birlik ve beraberlik içerisinde hareket edersek, farklı görüşlere rağmen, yani biz milli mücadele döneminde, Kurtuluş Savaşı zamanında o cephede yer alan askerlerimize baktığımız zaman, işte hem kitapları okuduğunuzda, hem o filmleri izlediğinizde, hem şehitlerin isimlerine ve geldikleri yerlere baktığımızda, neredeyse dünyanın dört bir yanından Türkiye'nin o zamanki dönemde, tabii Osmanlı'nın kurtuluşu için, Türkiye'nin kuruluşu için canlarını verdiklerini görüyoruz. Belki de bu yüzden bu milli mücadele döneminde istiklalimizi ve istikbalimizi kurtarabildik onlarca, yüz binlerce şehide rağmen. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin bence de rejimle ilgili bir değişikliği, bu tekliften anladığım kadarıyla en azından bir rejim değişikliğinden ziyade bir sistem değişikliği söz konusu. Çünkü az önce de bahsettik, Sayın Devlet Bahçeli uzun zamandan beri zaten konuşuyordu bu anayasa meselesi üzerinde ve diyordu ki ilk dört madde bizim kırmızı çizgimiz. İlk dört maddeyi değiştirmeyiz, onun üzerinde geriye kalan her şeyi konuşuruz. Şimdi ilk dört maddeyle ilgili bir değişiklik söz konusu mu? Değil tabii ki. Değil. O zaman bir rejim değişikliğinden bahsedemeyiz. Ama evet, bir sistem değişikliği söz konusu. Artık parlamenter sistemin yerine cumhurbaşkanlığı sistemi gelecek ülkemize. Eğer evet oyları seçilirse veya hayır oyları ön planda çıkarsa parlamenter sistem devam edecek. Ama az önce söylediğimiz gibi sonuç ne olursa olsun yine biz bu topraklar içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşamak zorundayız. Bizim başka bir şansımız da yok, lüksümüz de yok. Yani partili bir cumhurbaşkanı diyor. Evet. Geçen gün başbakan diyor ki ben de partiliyim diyor. Yani bir sorun yok aslında. Bunu derken sayın müdürüm, haber müdürüm, bu Suriye'de müttefikimiz bizi bombaladı. Orada şehitler verdik. Evet. Bir zamanlar tatbikatta yine müttefikimiz bizim gemimizi vurmuştu, yine şehitler vermişti. Ya bunlar tesadüf mü? Ya tabii yoksa ki tesadüf şeylerin olduğunu söylememiz imkansız. Çünkü aynı gün biliyorsunuz CIA Başkanı da Ankara'daydı ve önemli görüşmelere imza attı. Özellikle FETÖ üzerinden görüşmeler söz konusuydu ama belki de ondan daha önemlisi son zamanlarda hep hani ben bunu çok kabul etmiyorum açıkçası, içime de sindiremiyorum. Fakat stratejik müttefikimiz, hani parantez içerisinde ünlem işareti diyelim, stratejik müttefikimiz Amerika ile biliyorsunuz aramız çok bozulmuştu. Bu anlamda ilişkilerin, özellikle Trump döneminde ilişkilerin daha iyi bir şekle sokulması için de bir görüşmeydi. Ama tabii Rusya'nın iddia ettiğine göre o koordinatları Türkiye'den almışlardı. Fakat daha sonra TSK'dan yapılan açıklamada askerimizin 10 gündür orada olduğu ve o koordinatları kendilerinin vermediğini ifade edilmişti. Dolayısıyla tabii ki biz burada kendi ordumuza güveneceğiz. Tabii ki kendi ordumuza inanacağız. Ama açıkçası bütün bunların bir tesadüf olduğunu söylemek çok güç. O saldırı içerisinde şehit olanlardan bir tanesi de yine Adana'dan bir şehidimizdi. Cumartesi günü onu da ebediyete uğurlamış olduk. Allah rahmet eylesin. Tabii gerçekten Adana bir şehitler diyarı oldu. Ve işte 50'nin üzerinde şehit son 18 ayda ve bu şehitlerin herhalde Türkiye'de en çok şehit veren il Adana. Gerçekten kahramanca bir mücadele sonucunda hayatlarını hiçe sayarak geride
yetim çocuklar bırakarak, dul eşler bırakarak, gözyaşlı anne ve babalar bırakarak, kardeşler bırakarak, onlar bu vatan için kanlarını akıtmış insanlar. Tabii saygıyla onları anıyoruz. Rahmetli, ve evet. Allah rahmet eylesin. Ailelerine de Allah'tan sabır diliyoruz tabii ki. Gerçekten çok acı bir durum. İçlerinde bizim de tanıdığımız arkadaşlarımız var. Ailelerini özellikle tanıdığımız kardeşlerimiz var. Ve onlarla görüştüğümüzde, konuştuğumuzda gerçekten ne kadar acı duyarlarsa duysunlar, oğullarının ne için şehit olduğunun farkındalar. Bu da aslında çok daha önemli. Geçtiğimiz günlerde yine bir şehidimizin babası, tabii oğlunun canının gitmesinden dolayı çok üzgündü. Ama bu vatan için gerekirse ben de canımı veririm diyordu. Bunlar önemli. Hamasi şeyler de bu anlamda söylemek çok kolay belki, ama insanın içinden gelerek canı yandığı anda, henüz oğlunu kaybettiğinin ertesi gününde bunu söylüyor olabilmesi tabii çok daha önemli. Bu da herhalde bizi belki de hala ayakta tutan en önemli nedenlerden birisi. Ne mutlu ki bize bu vatan için şehitlerimiz var, şehit olacak binlerimiz var ve bu şehitlerin de yani hayattayken mesajlarına, maillerine baktığımız zaman veya işte hatıra defterlerine baktığımız zaman hep şehit olmayı arzuladıklarını, evet, görüyoruz. Gerçi her Türk şehit olmayı ister veya her Müslüman şehit olmayı ister. Şehitlik gibi bir makam var mı? Evet. Peygamberlerle beraber haşır olacaksın. Evet. Yine bu hafta sonu Adana'dan bir genel başkan geçti diyelim. Evet. Değil mi? Saadet Partisi'nin lideri, Milli Görüş'ün temsilcisi Temel Karamollaoğlu Bey. Yoğun bir programı vardı. İşte sabah kahvaltısı, basın toplantısı, işte öğlen STK'larla toplantısı, yemekli. Evet. Artı yine birkaç ziyaretlerden sonra da bizim televizyonun konuğu oldu. Siz de o programda vardınız. Kendisine birebir sorular sordunuz. Onlardan izlenimlerinizi şahsi böyle yüz yüze neler hissettiniz, neler konuştunuz? Şimdi önce teşekkür edelim Sayın Genel Başkanımıza. Temel Karamollaoğlu gerçekten çok nazik bir insan. Ve Saadet Partisi Adana İl Teşkilatı çok yoğun. Aslında bu programda olan bir şey değildi, Adana ziyareti. Kahramanmaraş'a gidecekti. Biliyorsunuz Temel Karamollaoğlu da Kahramanmaraş doğumludur. Her ne kadar Kahramanmaraşlı olmasa da kendisi babasının görevinden dolayı, memuriyetinden dolayı Kahramanmaraş'ta doğmuş bir insan. Tabii 12 Şubat Kahramanmaraş'ın kurtuluş günü olunca, düşman işgalinden kurtuluş günü olunca Kahramanmaraş'a gidecekti. Maraş'a gitmeden önce de 11 Şubat'ta Adana'ya gelmiş oldu. Bu anlamda aslında hani öncesinden belli olan bir program olsa belki teşkilatların çok yoğun bir çabasında görürdük, ama buna rağmen çok iyi bir sınav verdi Saadet Partisi Adana İl Teşkilatı. Ben sabah başlayarak akşam bizim programımızdan sonra da farklı programlar oldu. Şehit ailelerini ziyaret etti programımız öncesinde. Şehit cenazesine katıldı. Sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüştü. İş adamlarıyla görüştü Sayın Karamollaoğlu. Hatta burada bir arkadaşımız diyordu ki program bittikten sonra, ya genel başkan maşallah atom karınca gibi iki dakika durmadı ya. İki dakika insan durmaz mı? Biraz dinlenmez mi? Biz biliyoruz. Ben birçok organizasyon içerisinde yer aldığım ve birçok organizasyona gelen sanatçılarla ya da yazarlarla görüştüğüm için biliyorum. Programından önce illa birkaç saat hiç kimseyle görüşmeden dinlenmek isterler. Tabii bir şehir değiştiriyorlar, hava değişimi söz konusu, işte uçakla geliyorsa veya araçla geliyorsa bir yorgunluk söz konusu vesaire. Ama tabii Sayın Genel Başkan'ın böyle bir lüksü yok. Bu anlamda durmadan hemen Adana'dan sonra zaten Maraş'a geçti. Maraş'ta da çok yoğun bir program vardı. Önce şunu söyleyelim. Biz geçtiğimiz günlerde Yüksek Seçim Kurulu açıklamıştı. 9 siyasi parti bugün Türkiye'de seçim olsa o seçimlere katılabilir diyordu. Ve bu 9 siyasi partiden birisi de Saadet Partisi'ydi. Bir diğeri Hür Dava Partisi. Daha önce Hür Dava Partisi Genel Başkanı Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu'nu burada canlı yayında yine konuk etmiştik. İkinci olarak da yine Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nu konuk ettik. Bu anlamda
TVA'nın hakkını da vermemiz gerekiyor başlarken. Çünkü çok önemli isimler bunlar. Bugün dediğimiz gibi eğer Türkiye'de bir seçim yapılacak olsa meclise girebilecek bu ihtimali barındıran 9 partiden ikisinin genel başkanını henüz 2017'nin hemen birinci ve ikinci ayında konuk etmiş olduk. İnşallah bunlar devam edecek diyelim. Tabii gücümüz yettiğince bütün genel başkanlara Adana'ya geldikleri müddetçe ulaşmaya çalışacağız. Birkaç dakikalık bile olsa özel onlarla görüşmek isteyeceğiz. Onları ekranlarımıza taşımaya çalışacağız. Hedefimiz 9 siyasi partinin 9 genel başkanıyla da görüşebilmek. İnşallah bunu başarabiliriz diyelim. Önce TVA'nın bu anlamda hem hakkını vermiş olalım hem de hedefimizi söylemiş olalım. İkincisi olarak cumartesi sabahı bir otelde iş adamlarıyla buluştu genel başkan. Orada yaklaşık bir saatlik bir konuşma yaptı. Bir saat boyunca ben orada hani sıkılan bir insan görmedim. Bir saatlik konuşma içerisinde. Ve konuşmada çok dikkat çeken ayrıntılar vardı. Onu programda da zaten sordum kendisine. Mesela AK Parti diye hitap ediyordu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Mesela bir önceki genel başkan Sayın Mustafa Kamalak, biz onunla da özel röportajlar yapmıştık, canlı yayın almıştık. Mesela AKP diyordu büyük çoğunluğunda konuşurken. Sonra Cumhurbaşkanımızdan bahsederken Cumhurbaşkanımız diyordu Sayın Karamollaoğlu. Bir kardeşlik havası içerisinde konuşuyordu. AK Partililer bizim kardeşimiz, bizim içimizden kopmuş olsalar da milli görüş gömleğini çıkardık demiş olsalar da onlar yine bizim kardeşimiz diyordu. Tabii bu mesaj çok önemli. Bunu da önemsediğim için ben programda sordum kendisine. Sayın Başkanım, böyle davranıyorsunuz, çok dikkatimi çekti dedim. Bunun dedi dikkatinizi çekmiş olması benim için çok önemli. Çünkü ben zaten bu mesajı vermeye çalışıyorum. Evet. Ama şunu sordum. Peki Sayın Başkanım, siz böyle diyorsunuz ama Saadet Partili kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın hepsi sizin gibi düşünüyor mu acaba? Yani AK Partililer bizim kardeşimiz diyor mudur dedim. Diyecekler dedi. Demeliler dedi. Sonra bir örnek verdi. Kendisine sürekli kötülükte bulunan bir adamın bir evliya diyelim, iyi bir insan diyelim. Onunla ilgili iyi şeyler söyledi. İşte yanıma gelirse şöyle olur, böyle olur dedi. Ardından onun da dalga geçtiği, defalarca bunu yaptı ama en sonunda ya ben sana hep kötülük yaptım diyerek ondan özür dilediği şeklinde. Genel başkan da diyor ki biz iyi davranacağız, iyi konuşacağız, güzel söyleyeceğiz. Karşı çıkıyor bile olsak güzel şekilde karşı çıkacağız. Yani hani o klasik deyimle sırf muhalefet yapmak için, sırf karşı çıkmak için muhalefet yapmayacağız. Bu da dedi ben inanıyorum ki zamanla bize karşı duruşları da, bize karşı bakışları da değiştirecektir dedi. Biliyorsunuz özellikle dış politika konusunda Saadet Partisi ile ilgili bazı farklı söylemler olmuştu. Mesela Esatçılık'la suçlamışlardı Saadet Partisi'ni. Temel Karamollaoğlu da Suriye iç savaşı henüz başladığı günlerde, henüz bu kadar kan dökülmeden, bu kadar mülteci Suriye'den çıkmadan önce Esad'la görüşen grup içerisindeydi. Zaten Saadet Partisi'nin dış politikayla ilgili birçok konusunda hep Temel Karamollaoğlu ismi ön plana çıkan isimlerden birisi. Direkt şu soruyu sordum. Başkanım siz Esadçı mısınız? Hemen söylediği cümle. Asla. Hiçbir şekilde biz Esadçı değiliz, olmayız da, olamayız da. Ama biz orada bu kadar kan dökülmesin istedik. Ve gittik görüştük. Gerekli raporları da hükümet yetkililerimize sunduk demişti. Bu anlamda ben genel başkanın özellikle tavırlarının çok yapıcı olduğunu düşünüyorum. Çok önemli mesajlar verdi. Hem Saadet Partisi içerisinde çok önemli mesajlar verdi. Hem de milletimize aslında çok önemli mesajlar verdi. Tabii program içerisinde Erbakan'dan bahsettik. Erbakan'dan bahsederken birçok zaman artık böyle tabir yerindeyse gözleri dolma noktasına geldi. Çünkü neredeyse ömrünün büyük çoğunu birlikte geçirdiler. Ve Erbakan'ı bize anlattı. Çok önemli şeyler söyledi Allah o konuda da. Allah rahmet eylesin. Biz de rahmetle anıyoruz bir kez daha kendisini. Hayır de diyorlar biliyorsunuz. Saadet Partisi hayır diyor. Dedim ki başkanım siz referandumda hayır diyorsunuz ama
evet diyenlerin bir kısmı da şunu diyor. Bak PKK, DHKPC, diğer birçok terör örgütleri, özellikle sol terör örgütleri hayır diyorlar. İşte CHP de hayır diyor. Hayır diyenlere bakarsanız işte kimin hangi tarafta olduğu ifade ediyor. E kardeşim dedi, ben şimdi namaz kılıyor olsam yanıma dedi birisi gelip dursa, işte bu adam benim gibi düşünmüyor diyerek namazımı mı bozayım, ne yapayım dedi. Orada burada Saadet Partili arkadaşlarımız da vardı. Çok tebessüm etti herkes gerçekten. Hı. Güzel bir örnek vermişti. Diyor ki biz hayır diyoruz, evet. Ama hayır dememizin nedeni, CHP gibi hayır demiyoruz diyor. Ya da diğerleri gibi hayır demiyoruz. Bizim hayır dememizin nedeni kuvvetler ayrılığının olmaması. Mesela 18 maddeyi tek tek kontrol ettiniz mi dedim. Siz bu maddenin kaçına karşı çıkıyorsunuz? Kaçına destek veriyorsunuz? Destek verdikleri de çünkü birçok madde olduğunu ifade etmişti. Mesela Cumhurbaşkanı'nın yargılanabilecek olmasının önemli bir şey olduğunu söyledi. Ama tabii ki nitelikli bir çoğunluğun olması gerektiğini ifade etti. Yani %50+1 şekliyle Cumhurbaşkanı'nın yargılanmasının sakıncalı olabileceğini, dolayısıyla buna destek verdiklerini ifade etti. Ama karşı çıktı. Benim anladığım, zaten en son bunu da sormuştum. Dedim ki başkanım, mesela kuvvetler ayrılığı burada güçlü bir şekilde vurgulanmış olsaydı, başkanlık sistemi diyelim adına, ve bu sistem içerisinde kuvvetler ayrılığı güçlü bir şekilde vurgulanmış olsaydı oyunuz ne yönde olurdu dedim. Evet derdik dedi. Yani Saadet Partisi'nin aslında referandumda hayır demesinin nedeninin kuvvetler ayrılığını güçlü bir şekilde ortaya çıkarmamış olması bu teklifin. Eğer kuvvetler ayrılığı güçlü bir şekilde ortaya çıkarmış olsaydı evet derdik diyor. Ama tabii sistem içerisinde biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler, milletvekili seçimleri aynı gün yapılacak. Fakat mesela milletvekili seçimlerinin ikinci tura kalma gibi bir şansı yok. İlk günde hemen milletvekili seçimleri partilerin oy oranlarına göre dağılmış olacak. Ama Cumhurbaşkanlığı sisteminde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur var. Eğer %50+1'i alamazsanız. Dolayısıyla bu anlamda sistemin içerisinde meclisin farklı kişilerden, farklı güçlerden, farklı partilerden olması, ama Cumhurbaşkanı'nın da eğer ilişiğini kesmemiş olursa bir partinin genel başkanı olması kuvvetle muhtemel. Bu da söz konusu. Örnek veriyorum. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı biz yeniden AK Parti'ye döndüğünü ve AK Parti adına Cumhurbaşkanlığı seçimine girdiğini düşünürsek, evet. Hatırlayın AK Parti 2002'deki ilk seçimlerde %40 oy almıştı ve meclise giren %40 oyla tek başına iktidar olmuştu. Meclise giren diğer partileri de düşündüğümüz zaman yaklaşık %60'lık bir muhalefet o zaman karşıda oluyordu. Hatta 7 Haziran seçimlerinde biliyorsunuz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Devlet Bahçeli'ye gel başbakan sen ol birlikte koalisyon hükümeti kuralım diye teklifte dahi bulunduğunu kendisi açıklamıştı. Ya aslında buna da güçleri vardı. MHP ve CHP birlikte dışarıdan HDP'nin de desteklediği bir şekliyle koalisyon kurabilir de eğer arzu etmiş olsaydı. İşte buna benzer bir tabloyu önümüzdeki süreç içerisinde görebiliriz. Yani meclis, çünkü kanunları yine meclis çıkaracak biliyorsunuz. Kanun koyma yetkisi Cumhurbaşkanı'nda olmayacak, mecliste olacak. Ve bu anlamda da meclisin farklı partilerden ve hatta çoğunluğu muhalif partilerden olma ihtimali var. Ama Cumhurbaşkanı özellikle ilk turda seçilmezse ve tek başına bir iktidar çıkmasa, evet, Cumhurbaşkanı'nın da farklı bir partiden, yani o anki en çok oy alan partinin başkanının olma ihtimali var. Dolayısıyla bu konuda da tabii i̇şte yargı süreci daha kalmamak için ikinci turu yapıyoruz ki yani Cumhurbaşkanı'nın %51'in yani %50'nin üzerinde bir oy alması, evet, gerektirir. İşte Cumhurbaşkanı, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Cumhurbaşkanı, yani devletin başına geçecek, evet, kişi bir partiden olabilir ama meclisteki iradenin çoğunluğu muhalefet partilerinden oluşabilir.
Doğrudur. Böyle bir sistem söz konusu. Tabii burada kuvvetler ayrılığı konusunda Temel Karamollaoğlu'nun çekincelerini yaklaşık 1,5 saat boyunca ifade etmeye çalıştı kendisi TV ekranlarından. İzleyicilerimiz de en azından büyük bir kısmı izlemiştir Sayın Karamollaoğlu'nu. İzleyemeyenler için de bugün ana haber bültenimiz içerisinde yer vermeye çalışacağız. Bence gerçekten çok önemli şeyler söyledi ama bu önemli şeylerin içerisinde hal diliyle vermiş olduğu mesajlar kal diliyle, yani o söylediklerinden çok daha önemliydi. Birlik ve beraberlikten bahsederken samimi olması, kardeşlikten bahsederken samimi olması. En son en önemli konu olduğu için referandumu en sona bırakmıştık zaten. En son referandumdan bahsederken işte az önce söylediğim gibi, ya evet çıksa ne olacak, hayır çıksa ne olacak? İnanın hiçbir şey değişmeyecek. Biz yine birlik ve beraberlik içerisinde, sistem değişmiş olsa da birlik ve beraberlik içerisinde yaşamak zorundayız. Çünkü kamplaşma sorunundan bahsetmişti. Türkiye'nin en büyük 3 sorunu ne dediğimde birinci sıraya ötekileştirme ve kamplaşmayı, kutuplaştırmayı koymuştu. Bizim bunu aşmamız gerekiyor. Bizim en büyük sorunumuz bu dedi. İkincisi terör, üçüncüsü işsizlik dedi. Eğer mesela şu çok önemliydi. Eğer dedi biz iktidarda olsaydık şu anki büyük projeleri durdurduk dedi. Mesela köprüleri durdurduk dedi. Mesela stad yapımını durdurduk dedi. Şehir hastanelerini şimdilik durdurduk. Ama yapmazlık değil, buna karşı çıkıyoruz değil. Bunlar mutlaka yapılması gereken şeyler. Kendisi biliyorsunuz Sivas Milletvekilliği yaptı, Büyükşehir Sivas Belediye Başkanlığı yaptı. Sivas'ta da bir stad yapıldığını ve gidip gördüğünü söyledi. İşte İstanbul'daki o tüp geçidi gidip gezdiğini gördüğünü söyledi. Muhteşem eserler dedi. Gurur duyuyorum bunlarla. Ama şu an dedi acaba sırası mıydı? Neden dedim Sayın Genel Başkan? Yani niye sırası değil? Oraya harcanan paralar ya da oraya borçlanılacak paralarla insanlarımıza destek sağlasak, çiftçimize destek sağlasak, hayvancılıkla uğraşan insanımıza destek sağlasak bu paraları birkaç yıl içerisinde zaten hiç borçlanmadan kendi bütçemizden çıkartabilirdik dedi. Evet. Önemli bir mesajdı bu aslında. Ama tabii biliyorsunuz yolda medeniyettir. İşte daha önce 1 saatte, 2 saatte, 3 saatte gittiğiniz yerlere artık 10 dakikada, 20 dakikada gitmeye başladık. Bu anlamda da önemli ama Sayın Karamollaoğlu şu anki iktidar gibi düşünmüyor. Ben olsam önce insanıma yatırım yapardım. O yatırıma yaptığım parayla da daha sonra bu mutlaka zaruri ihtiyaçları da yerine getirirdim. Tüp geçidi de yapardım, otoyolları da yapardım, stadları da yapardım, hastaneler de yapardım ama bunları biraz ötelerdim diyor açıkçası. Bu anlamda da bence güzel bir mesaj verdi. Evet. Şimdi siz TVA'ya işte genel başkanları davet ediyoruz, ağırlıyoruz derken yılbaşından sonra yani şu Ocak ve Şubat ayında yine belediye başkanlarımızla konuklarımız arasındaydı. Ve bunlardan da yine il başkanlarımız da vardı. Ve geçen gün AK Parti il başkanı Sayın Fikret Yeni de konuğumuzdu. Evet. Onunla ilgili zannedersem görüşleriniz de var. Onu ben bir alayım. Sonra sporla ilgili konuşacağız. Sporu geriye bıraktığımız anlamında değil. Spor o bir haberlerin arasında hani heba olmasın diye en sona attık. Onu özel konuşacağız. Sakva abi, biz açıkçası Adana için gerçekten açıkça şunu söylememde fayda var. Ben televizyonculuğa TVA ile başladım. Daha önce bir televizyonculuk geçmişim yok. Daha fazla radyolarda görevler almış, çeşitli kademelerde bulunmuş ve orada elimizden geldiğince bir şeyler yapmış bir insanız ama televizyonculukla ilgili ya da gazetecilikle ilgili bu anlamda kendimi hala yeterli görmüyorum ve her geçen gün kendimizi geliştirmeye çalıştığımızı ifade edebilirim. Çok eksiğimiz olduğunu da biliyorum ama şunu da biliyorum. Bugün Adana'da eğer Adana için, Adanalı için bir şeyler yapılıyorsa onu biz yapıyoruz TVA olarak. Evet. Bakın iki genel başkanı, son 2 aydan bahsediyorum sadece, 2 genel başkanı ağırladık. Birçok büyükşehir belediye başkanımıza birçok defa özel röportajlar yaptık. Çok basit bir şey söyleyeyim. Sayın
Hüseyin Sözlü'yle geçtiğimiz gün muhtarlarla bir toplantısı vardı. Muhtarlık bilgi sistemini anlatmıştı bir otelde, biliyorsunuz. Özel röportaj yapan tek televizyon bizdik. Ve o zaman da mesela Kızıldağ'da yine biliyorsunuz referandumla ilgili düşüncelerini sormuştuk. Sadece bize açıkladığı çok önemli şeyler vardı. Bununla birlikte yine ilçe belediye başkanlarımızla yakın temas halindeyiz. Her dakika onların içerisindeyiz. Sayın Valimiz zaten Adana'ya geldiğinden beri herhalde en çok bizim ekibimizi görüyor. Evet. Artık beni gördüğünde içinden herhalde bir konuşma hissi doğuyordur Sayın Valimizin. Çünkü Sayın Valimizi nerede görsem hemen bir mikrofon uzatıyorum ve o anki durumla ilgili, sormamız gerekenlerle ilgili bir sormaya çalışıyoruz. Zaten Adana'ya ilk geldiğinde de ilk röportaj yapan bizdik, biliyorsunuz. Sayın Mustafa Büyük giderken canlı yayında onun gidişini verdik. O da ilk röportajını yine bize vermişti. İlk canlı yayında bizim konuğumuz olmuştu. Son giderken de yine biz röportaj aldık, öyle gönderdik. Canlı yayında uğurladık kendisini. Yine Sayın Emniyet Müdürümüzle ilgili bu anlamda basın camiasında herhalde ilk görüşen televizyon kanalı bizdik. Ve bundan gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin bir seçimi oldu, biliyorsunuz. Genel kurulu oldu. Orada yine sadece biz vardık ve iki adayla da, başkan adayıyla da görüşmelerimiz oldu. Bu anlamda Adana'nın tüm sorunlarına eğilmeye çalışıyoruz. Özel haberler yapıyoruz. Referandumla ilgili haberlerimizi vermeye çalışıyoruz. Hemen her hafta o düşüncelerini, halkımızın, Adanalıların düşüncelerini veriyoruz. Adana'yı ilgilendiren önemli nerede bir toplantı varsa birçok zaman tek televizyon kanalı biziz orada. Ajansları saymasak hatta tek basın kuruluşu da biziz diyebilirim. Dolayısıyla bu anlamda gerçekten Adana için, Adanalı için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok eksiğimize rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve tabii hem genel başkanlarımızın, siyasi partilerin genel başkanlarının, hem belediye başkanlarımızın, hem büyükşehir hem ilçe belediyeleri için söylüyorum. Hatay'a biliyorsunuz gidiyoruz 15 günde bir. Orada Antakya Belediye Başkanımız Sayın İsmail Kimici ile çok özel programlar yapıyoruz. Yine Hatay Valimizle görüştük. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüştük. Hatay'daki değişik belediye başkanlarımızla görüştük. İlçe belediye başkanlarımızla. Orada özel röportajlar yaptık. Belki şunu bilmiyorlardır. Yani şimdi ekranları izliyor bazı bölgesel yerel televizyonların. Stüdyosu olmayan televizyonlar var. Evet. Kamerası olmayan televizyonlar var. Şimdi bölgenin en büyük stüdyoları bizim. En çok çalışan bizde, en çok kamera bizde, evet. Ve arazide biz varız. Kesinlikle. Yani onu konuşmaya şimdi, gerek yok. Zaten özellikle sizin de yaptığınız programlar, gerçekten ben birçok yere gittiğimde eğer iki programdan bahsediliyorsa birisi Sayın Zafer Geyik'le birlikte Abdurrahman Bostaş hocamın sunduğu Her Şeyi Bilen Adam programı, bir de sizin serbest kürsü programınız gerçekten çok konuşuluyor ve tebrik ediliyor Adanalılar tarafından, takdir ediliyor. Yani elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince her tarafta olmaya çalışıyoruz. Adana için önemli olan her işin altında biz varız. İşte bu da bize bu anlamda hem siyasi partilerin genel başkanlarının, hem belediye başkanlarının, hem il partilerin il başkanlarının çok teveccühünü gösteriyor. Sayın Fikret Yeni de yine televizyonumuz aracılığıyla geçtiğimiz günlerde genel yayın yönetmenimiz Sayın İlhan Geyik'in sunduğu Objektif programına katıldı ve tabii artık referandum gündemde, biliyorsunuz. Sayın Başbakan'ın gelmesiyle birlikte start verilmiş de oldu Adana'dan. Evet. Sandık yönetimleri toplantısında Sayın Genel Başkan'ın ve Başbakan'ın tabii Binali Yıldırım'ın Mersin'de bir şehir hastanesini açmak için Adana'ya uçakla gelmiş olması, cuma namazını kılmış olması çok önemliydi. Ama daha önemlisi sandık yönetimleri toplantısına Sayın Avrupa Birliği Bakanımız Ömer Çelik'le birlikte katılmasıydı. Ve salonda müthiş bir coşku vardı. Biz de oradaydık. Yani önceden bir haber yoktu. Tabii. Bilinmiyordu. Evet, sadece Avrupa Birliği Bakanımız Ömer Çelik'in katılabileceği ifade ediliyordu. Ama biliyorsunuz bakanların çok yoğun programları var. Bazen katılacağı denilen programlara katılamayabiliyorlar. Acil bir durum söz konusu olabiliyor. Hemen Ankara'ya dönmek zorunda kalabiliyorlar. Ama Sayın Ömer Çelik'in biz katılacağını düşünürken birden baktık ki birazdan Başbakanımız salonda olacak denilmeye başlandı.
Ve Sayın Başbakan Adana'ya geldi, tekrar Mersin'den Adana'ya geldi. Hemen o toplantıda bir konuşma yaptı. Adana için çok önemli mesajlar verdi. Metronun bitirilebileceğini söyledi. Onu da hatta şakayla karşılık araya sıkıştırdınız hadi bakalım metroyu da dedi. Tramvay istiyoruz dedi bir orada partililerden bir ablamız. Herhalde 55-60 yaşlarında bir ablaydı. Tramvay, tamam dedi, tramvayı da yapalım Adana'ya dedi. Çok önemli mesajlar verdi ve bu anlamda Sayın Başbakan Adana'dan çok memnun ayrıldı. Bu hem Sayın Fikret Yeni için, AK Parti Adana İl Teşkilatı için hem de ilçe teşkilatları için çok önemli bir sınavdı. Ve bu sınavı başarıyla atlattılar. Dolayısıyla tabii AK Parti'de bu anlamda yüzler gülüyordu. Sayın Fikret Yeni de artık referandumla ilgili ev ev gezmeye başladılar. Aslında uzun zamandan beri zaten toplantılarını, rutin toplantılarını, mahalle toplantılarını, ev toplantılarını yapıyorlardı. Yani bu çok önemli. İktidardaki bir partinin Adana İl Başkanı, ki Adana Türkiye için çok önemli şehirlerden biri biliyorsunuz. Adana İl Başkanı ev ev dolaşarak vatandaşlarla ilgili görüşmeler yapıyor. Onlara onun sıkıntılarını soruyor. Onların sıkıntılarını çözmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu anlamda çok önemli. Ben Sayın Fikret Yeni'nin şu aşamada çok güzel işler yaptığını düşünüyorum partisi adına. Ve referandum içinde kolları sıvadılar. Bakalım tabii önümüzdeki süreçte biraz daha AK Parti sahaya daha hızlı bir şekilde inecek. Sayın Başbakan'ın büyük bir ihtimal mitingleri olacak. Hatta belki Sayın Cumhurbaşkanımızın mitingleri olacak. Yine CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli eğer bu mitingleri yapacak olurlarsa mutlaka Adana'yı da o mitingleri yapacak kentler arasında görecektir. Önümüzdeki iki aylık süreç bu anlamda Adana için de Türkiye için de çok önemli. İnşallah güzel şeyler görürüz. Evet, şimdi AK Parti zaten gelenende hanımlar, gençlik kolları, hanım evet. Kolların o evlere birer tane çiçek vermeleri. Herhalde o Refah Partisi gelenenden de geliyor biraz. Evet, ben şimdi hemen vaktimiz de kalmadı. Çok sınırlı bir zamanımız kaldı. Başkan, bu Adana Demirspor biliyorsunuz akşam 4-1 galip ayrıldı evet. Sahadan. Bugün de Adana Spor'un maçı var. İnşallah o da kazanır. İnşallah. Tabii şehrimizin iki güzide takımı Gaziantep'in iki takımıyla karşılaşmış olacak bu akşamki karşılaşmayla birlikte. Öncelikle tabii sporu konuşurken bizim haddimiz olmadığını ifade edelim. Oğuzhan Delen gibi çok önemli bir isim varken bizim burada spordan bahsetmemiz ama şu an Oğuzhan Delen ağabeyimiz bir rahatsızlık geçirdiği için hastanede tedavi görüyor. Buradan ona Allah'tan acil şifalar dileyelim. Ve bir an önce kendisini aramızda görmek istediğimizi ifade etmiş olalım. Ailesine de tabii kolaylıklar dileyelim. Zor bir süreç onlar için ama inşallah kolay bir şekilde atlatırlar. Oğuzhan güçlü bir kardeşimiz. Oğuzhan abiye biz inanıyoruz. Bu anlamda güçlü bir insandır gerçekten. Kişilik olarak da çok güçlü bir insandır. Yapı evet. olarak da güçlü bir insandır. Biz bu sıkıntıları bir an önce atlatıp aramıza döneceğini düşündüğümüzü ifade edelim. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Tabii Oğuzhan abinin yokluğunda aynı zamanda taraftarlarının yokluğunda Adana Demirspor dün sahaya çıktı. Önemli bir karşılaşmaydı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile karşılaştı. Ve karşılaşmadan 4-1 gibi farklı bir skorla ayrıldı. Ama biz Demirspor maçlarında artık maalesef alıştık buna. Demirspor önce öne geçtiği karşılaşmalarda bile bizi her an böyle bir sıkıntıya düşürebilecek işler yapabiliyor. Hatta teknik direktör Sayın Engin İpekoğlu da skor kimseyi aldatmasın dedi. Bu çok daha farklı bir skor da olabilirdi. Hatta mağlup bile olabilirdik dedi. Doğru söylüyor çünkü bütün hava toplarında Büyükşehir Belediye Gaziantep oyuncuları hakimdi. Bizim defansımız çok iyi işler yaptı diyemeyiz açıkçası ama maçın dönüm noktası Engin İpekoğlu'nun da söylediği gibi bana göre de Zülküf kalecimiz tabii önce kırmızı kart görünce Thiago oyundan çıktı. Yerine yedek kaleci evet. Zülküf girdi. Zülküf'ün kurtardığı penaltıydı. Önemli kurtarışlar da yaptı maç boyunca ama dönüm noktası o penaltıydı. Adana Demirspor o penaltıyı kurtararak bence maçı da kurtarmış oldu. Ve 90 dakika sonunda 4-1 galip geldi takımımız. Bu anlamda ilk 6'ya girebilme konusunda
önemli bir basamağa yükselmiş oldu. Tabii biz inanıyoruz zaten Demirspor'un ilk 6 potası içerisine girebileceğine inanıyoruz ama tabii ki gönlümüz şundan yana, şampiyon olamasa bile en azından ikinci olarak Süper Lig'e direkt çıkan takım olur Demirspor'umuz. Biz hem Engin hocamıza güveniyoruz, hem başkanımıza, yönetimimize güveniyoruz, hem de tabii en çok futbolcularımıza güveniyoruz. Çünkü sahaya çıkanlar onlar, oynayacak olanlar onlar. Biz inanıyoruz ki Adana Demirspor yine alnının akıyla bu seneyi tamamlayacaktır ve şampiyon olarak tabii gönlümüzden geçen bu Süper Lig'e çıkacaktır. Ama öyle veya böyle artık o sene bu sene diyoruz. Demirspor'un Süper Lig'e çıkması gerektiğini evet. ifade ediyoruz. Adana Spor'umuz da yine bugün bir Antep takımıyla karşılaşacak. Gaziantep Spor'da deplasmanda oynayacak karşılaşmayı. Akşam saat 20'de başlayacak mücadele. Ve Adana Spor biliyorsunuz Kayseri Spor yükselişte. Adana Spor'un şu anki en büyük rakibi Kayseri Spor diyebiliriz. Eğer Adana Spor'umuz galip gelirse şu an 17. sırada. Gaziantep Spor 18. sırada. Ama bizim bir moralimiz var, motivasyonumuz var. Güzel bir çıkışımız var. Özellikle Levent Çahin'in teknik direktör olmasından sonra güzel bir çıkış yakaladık Adana Spor olarak. İnşallah umut ediyoruz ki bugünkü karşılaşmayı Adana Spor'umuz kazanacaktır. Ve o da düşme potasının üzerine çıkacak böylece. Tabii dileğimiz, temennimiz Adana Spor'umuzun da bugün galip gelmesi. Aynı Demir Spor'umuzun bizi sevindirdiği gibi bizi sevindirmesi. Başarılar diliyoruz Adana Spor'umuza. Tabii Adana Spor ve Adana Demir Spor ikisi de bizim takımımız. İkisine de başarılar diliyoruz. Ve akşam sonucu göreceğiz inşallah. Ben burada veda etmek istiyorum. Bir analiz programında burada sonuna geldik. Başka bir analiz programında görüşmek dilek ve temennisiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.